Tarım Bakanı'nın açıklamasına göre bundan sonra artık sokakta süt satılmayacak. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bununla ilgili yani birkaç kelimeyle şunu özetlemek gerekiyorsa biz bunu son derece destekliyoruz bu uygulamayı. Burada Sayın Bakanımızın açıkladığı birinci önceliği insan sağlığı. Yani sağlıklı süt tüketilmesi. Neydi belirsiz, kontrolü yapılmamış, hangi işletmeden geldiği belli olmayan bu sütlere bir planlama uygulama geliyor. Yani ayrı işletmelerden, sağlıklı hayvanlardan, sütün sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmiş, ilaç kalıntısı var mı yok mu? Bu sütlere zaten tüketicimiz ulaşacak günlük sütlere. Burada sadece yapılmak istenen kontrolsüz nereden geldiği belli olmayan, içerisinde bir ilaç kalıntısı var mı yok mu? Kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza zararlı mı, yararlı mı diye belli olmayan sütlerin kontrol altına alınması. Bunu hiç kimse bir tarafa çarpıtmasın. Bu son derece güzel bir uygulama. Son derece halk sağlığını, insanımızın sağlığını düşünerek yapılmış bir planlama. Bunun uygulama tebliği yakında yayınlanacaktır. Yani hiç kimseye sütünü satma, şöyle satma falan uygulama yok. Ama belirli bir kurallar, belirli bir kural kaide çerçevesinde insanımıza da eğer bu sütü biz üretiyorsak sağlıklı bir süt vermemiz lazım tüketiciye. Bundan doğal, bundan şey bir şey yok ki. Çok güzel bir uygulama. Biz sonuna kadar destekliyoruz. Hatta biz bunu 5-6 yıl önce Edirne Süt Reçeteleri Birliği olarak bizzat ben gündeme getirdim burada yerel basında. Yani kontrollü olması lazım. Bizim insanımız yani bakın bilmiyorsunuz yani tüketicilerimiz bilmeyebilir çok doğal karşılıyorum ama bizim işletmelerimizden, soğutma merkezlerimizden bütün sütlerimiz ilaç kalıntısı olup olmadığını kontrol ettikten sonra biz sanayiye dahi gönderiyoruz. Bakın bu sanayide bu mamul ürün oluyor. Bir de bunu düşünsenize ne olduğunu belli olmayan tamam sağmış yani kimse duygusallık moduna girmesin. Ama o işletmeyi belirli bir sağlık koşullarına getirsin. Sütün kontrollerini yapılsın. Ondan sonra bu sütünü gitsin istediği yerde satabilir. O şartlarla. Bu şartlar çıkacak uygulama tebliği. Ama rastgele de lütfen insanımızın sağlığını tehdit edecek şeylerden de kaçınalım. Nihayetinde bu gıdadır. Çoluğumuz çocuğumuz hep beraber bundan yiyoruz.